Bir videodan hepinize merhabalar. Ben Berma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün temizlik günü. Nevresimleri değiştireceğiz. Yeni aldığım bir nevresim var, onu sereceğim. Onun dışında süpürüp sileceğiz evi ama şu da yerde görmüş olduğunuz gibi şurada. Ben bu arada birazcık başladım. Şu an mutfak bu halde. Ama ay. Robot süpürgenin genel bir temizliğini yapıyorum. O yüzden onun parçalarını çıkarıp temizledim. Şimdi onları yıkayacağım. Bu arada robot süpürgelere gelen zamı gördükten sonra böyle yapmaya başladım. Robot süpürgemi temizlemeye başladım. Aslında yazın düzenli olarak yapıyordum. Çünkü yazın daha fazla süpürüyorum ben robot süpürgeyle evi. Camlar, kapılar açık olduğu için daha çok toz oluyor. Kışa girdiğimizden beri hiç temizlememiştim. Malzemelerin kuruması da çok uzun sürdüğü için kışa girdiğimizden beri açıkçası hiç temizlemedim ben süpürgeyi. Ama hata yapmışım. Çünkü bayağı tozlanmış parçalar. Şimdi de madem temizliğe başladım dedim, bir vlog çekeyim o zaman. Böyle evde bir video çekmeyeli oldu çünkü bayağı. Günlük vloglarda ben çok izlemeyi çok seviyorum böyle günlük vlogları. Umarım siz de seversiniz. Temizlik yapacağız bugün. Şöyle robot süpürgenin parçalarını kaloriferin üstüne koyacağım. Orada kurutuyorum. Sizi de taşıyorum. Şuraya. Şunun nevresimi geçiririz. Şuraya koyayım, yerleri de süpürmedim daha. Nevresimlerimi geçirdim böyle ama şu aleziyi de çıkartacağım ben şimdi. Bu alezi de yıkanacak. Bir sonraki nevresim değişikliğinde takarım alezi tekrardan. Giving me wind and rain.
Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me a midnight eye. You whip up my appetite. Keşke bu kadar gerçekten hızlı olsa gerçek hayatta da. Bu beni biraz üzüyor. Siz belki bir 5-10 dakika kadar izlediniz ama ben yaklaşık 1,5 saattir temizlik yapıyorum. Makineyi çalıştırdım. Kelleleri attım. İkinci defa yıkanıyor. Bir halıları yıkadım. Mutfağın koridorunu ve yatak odasının o post gibi olanı yıkadım. Şimdi de renklileri yıkıyorum. Beyazlar yıkanacak. O kadar. Yarın da banyoyu temizleyeceğim. Bugün artık temizlemiyorum. Akşam oldu. Mazlum spordan geldi. Ben evde spor yaptığım için bugün gidemedim. Ve yemek hazırlayacağım ama yemeği beklememek için böyle kendine tavuk kanat atmış. Şimdi duşta çıkınca bunları yer. Ben de o sırada yemek hazırlarım. Bu akşam kuzenim bende ve o benim kremalı mantarlı tavuklu makarnamı çok seviyor. Ona kremalı tavuklu mantarlı makarna yapacağım. Şu an dışarıda arkadaşlarıyla gelecek yemeğe. Saatim de yok. Çok güzel. Öyle. Temizlik faslı bitti. Şimdi de yemek faslına geçiyoruz. Benim nesnin Sara. Bu arada gözlerim kızarık ya benim. Şu an. Nedeni bilmiyorum. Bir yanıyor. Burnum falan da yanıyor. Hasta mı oluyorum acaba? Aslında daha yeni iyileştim ama. Neyse. Yemek yapalım. Bulaşıkları da Mazlum yerleştirdi. Makineyi yerleştirdi dedim. Buradakileri yerleştirmiş sadece. Çok ilginç bir çocuk. Bazen gerçekten buradan dedikodu yapıyormuşum. Anlamıyorum bazen gerçekten de. Kötü bir şey demeyecektim. Algılarına laf etmeyecektim. Mantarları böyle soyuyor musunuz, yıkıyor musunuz sadece merak ediyorum. Ben soyuyorum da. Ama böyle bir dönem yani evlenmeden önce açıkçası yıkıyordum. Sadece. Ve çok iyi bir şekilde yıkıyordum. Aslında bu hani mutfak lifleri var ya, onlarla çok iyi olabilir. Yani şöyle mesela olunca, şöyle olunca yıkıyordum. Böyle olunca. Ama şöyle olunca da soyuyordum. Sonra bir daha yıkıyordum zaten. Soyduktan sonra tekrar yıkıyorum her türlü. Ama soyulduğunu çok sonradan öğrenmiştim. Ben bilmiyordum. Bakın tertemiz oldu. Bir de et tavuk kesme tahtam ayrı. Şu sebzeleri ya da işte kuru gıdaları kesme tahtam da ayrı benim. Bu ikisini yan yana koyacağım şimdi. Şu tarafta tavukları yapacağım. Bu tarafta da mantarları. Bu bıçaklarımın uçlarını Mazlum mahvediyor ya.
kabukları kestim. Şöyle bir ocağıma alayım. Biraz yağ. Ne yapıyorsun? İyi. Sen? Kamera mı açtın? Evet. Nasıl olmuş mu? Aşkım bunun da ucunu kırmışsın biliyor musun? Biliyorsundur muhtemelen. Bir tane kırdım ya. Bunun da biraz kırık ve yamuk. Vallahi kırmadın. Ben bir tane kullandım. Yer misin? Yemem de çok mu pişmiş sence? Yo çok iyi. Bak bakalım sıcak değilse. Kola içer misin? Ağrım mı? Hı-hı. İçmem. Niye? Ben sana kola alacaktım. Ha. İçmez misin? Niye kocaman bardağı kirletiyorsun? Güzel olmuş mu? Evet. Ekmeğimiz var mı? Sosu neye koydun? Çok mu güzel olmuş? Baya... Çok ne değişik koydun? Bir sos yaptım ama söylemeyeceğim. Sen bana ekmek... Var mı iki parça ekmek? Makarna döyeceksin ya. Gerçi zaten yemek yapacaksın değil mi? Ben bununla idare edeyim. Çok ekmeğe de gerek yok. Tamam mı? Bu niye yağlı değilmiş? Ben kaçar. Bay bay. Tavuk kanat yapmış ya çocuk kendine. Bayağı bu şey oldu. Becerikli bir çocuk olmaya başladı iyice. Tavukları küçük küçük doğradım. Mantarları aksine iri iri doğruyorum. Geniş geniş. Hem bunun bu şekilde görüntüsü çok hoşuma gidiyor benim. Böyle makarnanın içinde. Hem de zaten küçülüyor. Tavuklar kokuluyor. Burada suyum da kaynadı. Suyun içerisine su atıyorum. Tavuklar iyice kızaracak. Sonra mantarları atacağız içine. Şimdi mantarları ilave edeceğim. Şöyle. Mantarlar birazcık suyunu salsın. Hatta şöyle makarnanın suyundan da koyacağım biraz.
açıyorum. Makarnanın da altını kapatıyorum. Bu da çünkü oldu gibi. Hatta ben bir tane tadına bakayım. Çok severim böyle tadına bakmayı. Şu sosu şuradan. Onun tadına bakalım. Çok sıcak. Şu makarnayı bir tadayım. Hala çok sıcak. Pişmiş. Şöyle kremalarımı da açtım. Hazırladım. Bir de şuna bakalım ne alemde. Evet, kapağını artık açabilirim. Birazcık suyunu çeksin. Şu makarnaları da hemen bir soğuk suya tutacağım şimdi. Yoksa şey oluyor, yapışıyor birbirine. Şimdi kremaları dökeceğim. Ondan sonra da baharatları dökeceğim buna. Eklemem gerekiyordu. Şimdi biraz tuzunu ekliyorum. Makarna çok tuzsuz olduğu için bu biraz tuzlu olabilir. Evet, bayağı tuzsuz oldu. Niye be? Çünkü suda haşladım sadece. Evet. Karabiber ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Fesleğen ekliyorum. Bir de toz biber ekleyeceğim. Biraz çeksin. Sonra makarnayla birleştirebiliriz. Hoş geldin. Yüzüğümün taşı düşmüştü. Yılbaşı günü. Şimdi geri geldi. Çok mutluyum. Hemen yapıp yolladılar. Makarnayı ekleyeceğim. Şimdi. Bu arada şu ocak o kadar battı ki. Kuzenim geldi bu arada. O getirdi yüzüğümü. İçeride mağazına oturuyorlar. Şöyle ekledim. Çok çektirmeyeceğim şeyi. Suyunu. Hatta direkt kapatayım ben. Çok az da sarımsak tozu atacağım bunun içine. Çok çok az. Şöyle. Of, çok güzel olmuş. Bence de çok güzel şeyleri gözüküyor. Evet evet, tabakları versene. Hangi tabaktan vereyim? Şu, ben şundan istiyorum. Çok güzel. Biraz çukurda yemeyelim mi? Sen bir de yemek yedin yani. Bir de yemek yedi. Evet. Bir de kendisine tavuk yapıp tavuk yedi. Şuna bakın ya. Atıştırmalık da. Ayıp ayıp. Atıştırmalık mı? Porsiyonun. Evet. Umarım gözüküyordur porsiyonun videoda. Hayır canım. Ya yemeğe bakışa bak. Hadi şimdi. Çok güzel. Hafif sarımsak tozu da koydum içine. Aa süper. Çok hafif koydum. Sen bardakları hazırla, kolalara götür. Şey gelsin içmen değil mi? Fark etmiyor benim içmen. Senin bardağın orada mıydı Belma? Oradaydı değil mi?
Şurada bak senin. O kemikleri de ayırdım oraya. Kedi köpeğe veririz. Oldu. O 5 kişilik yiyor. Nasıl oldu biliyor musun? Metrodaydım. Kız şey dedi. Kitaplara galiba ilgin vardı. Evet. O da ben kitap hediye etmeyi çok seviyorum dedi. Yedek kitap taşıyormuş yanında. Evet. Kaç? Yedek kitap taşıyormuş. Bu da benim olsun. Ya iki kişi isterse. Aynen. İki tane mi yedek taşıyormuş yani? Yok, bir tane. Kendi okutması için bir tane de yedek hediye. Ay, sana verdiği için bir kişi daha isterse yok. Yok. Ay. Son kişi ben. İstemiyor ki insanlar. Sadece ilgi gösteriyor ve kız da hediye etmek istediği zaman diyelim hediye ediyor. Diyelim ki istedi. Şunlar da yiyelim. Bunlarla. İstediyse isteyene verir, ilgi gösterene vermez. O benim tabağım değil mi? Benim. O benim, seni gitti. Şey, bardak götürdüm. Evet. Sultan iyidir bence ya. Benimki hangisi? Yeşil alanlarla doğaya. En son getirdiği hangisiydi? Bu muydu? Çokmuş o ya. Ben bayağı şey... gözüm dönmüş benim. Bakın böyle bir şey yok. Mazlum. Evet. Kolay gelsin. Merhaba, yüzüğüm vardı dedim. Hayır. Şey, tadilat fişini verdim ona. He, fiş verdim, tamam. Hadi kısmetse olur. Fişine bak, bana dalga geçiyor. Hı? Hayır, öyle dedim. Fişi verirken yüzüğüm var dedim. Oha! Çok bakma. Hayır ama bir şey değil mi? Şu an elimde, yemin ediyorum, şey gibi parlıyor. Çok... Geldim. Kapanış yapmaya geldim şu an. Temizlik yaptık birlikte. Evi toparladık. Yemek yaptım. Kuzenim geldi zaten. Misafirim var biliyorsunuz. Çay içiyoruz şu an birlikte. Bir şeyler izleyeceğiz. Zaten bayağı uzun oldu videoda. Artık kapatayım dedim ben de. Bugün bu kadar. Yeter. Zaten çok da uzun olunca sıkılıyorsunuz sanırım. Öyle yani. Şimdi biz bir şeyler izleyelim. Sonra da yatarız, artık uyuruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Saçım da çok dağınık ha. Böyle yaptım kapanışı. Hoşça kalın.